1985 yılında İstanbul'da kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, günümüzde 400'den fazla yayıncı ve dağıtımcı üyesiyle ülkemizin yayıncılık sektörünün gelişmesi için mesleki ve yapısal sorunlar, telif hakları, yayınlama özgürlüğü, okuma kültürü, yayıncılığımızın uluslararası boyutta güçlenmesi gibi konularda çalışıyor. Kısa adı İPO olan Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin Türkiye'den tek üyesi olarak küresel yayıncılık endüstrisindeki gelişmeleri takip ediyor ve sektörümüzü küresel platformda temsil ediyor. İklim kriziyle mücadele konusunda özellikle son bir yıldır hem ulusal hem uluslararası çerçevede yayıncılık sektörünün farkındalığı arttı. Sonuç çalışmaları hız kazandı. Türkiye Yayıncılar Birliği de hem uluslararası platformlarda hem kendi çatısı altında öncelikle bilgi paylaşımı ve farkındalık bağlamında bu çalışmalarda yer alıyor. İPA, 76 ülkeden 92 üyesi olan ve telif haklarından yayımlama özgürlüğüne pek çok alanda küresel yayıncılık endüstrisini temsil eden uluslararası bir kuruluş. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına yönelik yayıncılık endüstrisinde yapılması gerekenler üzerine sürdürülebilirlik kavramı altında çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan Eylem 10 yılının yayıncılık sektöründeki yansıması, 2020 yılında Birleşmiş Milletler'in ve İPA'nın işbirliğinde oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yayıncılar Sözleşmesi ile başladı. Sözleşmenin imzacıları 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik üzerine yayınlar yapıp sürdürülebilir pratiklerde bulunacaklarını ve amaçlara yönelik çalışacaklarını taahhüt ediyorlar. Sözleşme yeni imzacılara açık. Yayın evleri, yayıncı birlikleri, kitapçılar ve yayıncılık endüstrisinde faaliyet gösteren ilgili diğer kuruluşlar sözleşmeye katılarak bu önemli uluslararası taahhütte yer alabilir. İPA ayrıca 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Frankfurt Kitap Fuarı'nda kitap endüstrisi için iklim krizine ilişkin bir zirvenin birincisini düzenledi. Yine bu dönemde iklim değişikliğine dair eyleme geçmek amacıyla yayıncılık endüstrisi ortak bir bildiri yayınladı. İklim değişikliğinin yaşanmakta olduğunun ve tüm sektörlerin kendi eylem sorumlulukları olduğunun açıkça ifade edildiği bu bildiriye İPA'nın yanı sıra Avrupa Yayıncılar Federasyonu, Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu, Gençler İçin Kitaplar Uluslararası Kurulu, Uluslararası Kütüphane Birlikleri ve Kuruluşları Federasyonu, Uluslararası Akademik Yayıncılar Birliği gibi başka küresel sektör örgütleri de katıldı. Yayıncılık endüstrisinin iklim değişikliğiyle ilgili eylemleri temel olarak iki kola ayrılabilir. Endüstrinin zaten yaptığı iş olan bilgiyi yaymak ve ilham vermek yoluyla daha sürdürülebilir bir yaşam için gerekli bilimsel ve kültürel çalışmalar yaygınlaştırılabilir. Bu çerçevede somut bir örnek olarak 6-12 yaşları arasındaki çocuklara yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kitap Kulübü sayılabilir. Bu kulüp kapsamında farklı ülkelerde, çeşitli dillerde iklim kriziyle mücadeleye ve diğer küresel amaçlara yönelik öğretici çocuk kitapları yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor. Diğer yandan yayıncılık tedarik zincirinin tüm paydaşları kendi operasyonlarını daha iklim dostu hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Bu kapsamda çeşitli bireysel örnekler görebiliyoruz. Örneğin bazı matbaalar ürettikleri her basılı kitap için bir ağaç dikerek faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisini dengelemeye çalışıyor. Bazı firmalar tedarik zincirindeki karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında karbon hesaplama araçları oluşturuyor. Net sıfır emisyon hedefine yönelik bilgiler paylaşıyor. Küresel ölçekte en büyük baskı firmalarından biri, basılı kitap üretiminin sürdürülebilir hale dönüştürülmesi için uzmanların görüşlerini paylaşmalarını sağlıyor. Kendi sürdürülebilirlik ekibiyle çalışmalar yürütüyor ve yerelde basarak küreselde yayımlamak mottosuyla dağınık baskı ağını genişleterek lojistik ve dağıtımdaki karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Uluslararası buluşmaların en önemli çıktılarından biri aslında iklim değişikliğinin herkes tarafından yaşanılan bir sorun olması, ancak herkes için boyutlarının, üretim ve tedarik zinciri bakımından faaliyet alanlarının farklılaşması ve herkesin aynı mücadele imkanının olmaması. Bu noktada iklim krizinin özünde bir eşitlik ve haklar krizi olduğunu hatırlamak önemli. Bu kriz küresel olmasına rağmen farklı bölgelerde orantısız şekilde yaşanıyor. Bu bakımdan insan hakları temelinde ele alınması gerekiyor. Yayıncılık sektörümüz insan hakları temelinde ele alınan krizlerle mücadelede deneyimli. Yayımlama özgürlüğünün korunmasında sektörümüzün yine dünyanın pek çok yerinde farklı şekil ve boyutlarda gösterdiği çaba hem içeriğin hem üretim yöntemlerinin akıbeti açısından hayati önem taşıyor.
Bu iki alanda hak temelli yaklaşım ve yapılan çalışmaların uluslararası paylaşımıyla okuma ve yayınlama hakkının korunması ve sürdürülmesi için etkili önlemler alınabilir, gerekli kültür oluşturulabilir. Ortak amaç, İPA Başkanı Bodurel Kasım'ın da vurguladığı üzere herkesin yapabildiği ölçüde bir çözüm oluşturması ve bilgi ve deneyim paylaşımı ile birlikte imkanları daha kısıtlı olanların da geride kalmaması için birlikte hareket etmek. İPA ve birlikte yol aldığı diğer küresel örgütlerin iklim değişikliğiyle ilgili faaliyetleri arasında kitap fuarlarında ve sektörel etkinliklerde farkındalığı artırmak, dünyanın farklı bölgelerinden yayın evlerinin başlattığı operasyonel iyi uygulamalara dair bilgilerin paylaşılması, sürdürülebilirliğe dair çevrim içi ortamda yazılar yayınlanması, nereden başlanması gerektiğine dair kılavuzlar oluşturulması ve sektör paydaşlarıyla faaliyetlerine dair görüşmeler yapılması yer alıyor. Bu yıl hem Frankfurt Kitap Fuarı'nda İPA Sürdürülebilirlik Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi, hem de Elsevier'den Rachel Martin'in de söz ettiği gibi iklim krizi için yayıncılık sektörünün 2030 hedeflerini hızlandırmak amacıyla 2030 hızlandırıcı girişimi başlatıldı. Sektörde sistematik değişim hedefleyen bir yıllık hızlandırma projesi, teoriler ve tartışmalar yerine artık eyleme geçilmesini ve iklim kriziyle mücadele için sektör paydaşlarının özel kaynak ayırarak operasyonlarını hızla sürdürülebilir hale getirmesini vurguluyor. Girişimin manifestosu, sorumluluk almayı, değişime önderlik etmeyi, eylemleri hızlandırmayı, deneyim paylaşmayı ve paydaşların sorumluluklarını birbirine hatırlatmasını öngörüyor. Manifestonun başlıca iş akışları bir kitabın karbon ayak izini hesaplamak, dağınık baskı ağı sistemlerinden yararlanmak ve sürdürülebilirliği de hesaba katarak gelirleri yeniden düşünmek. Bütün bu küresel girişim ve taahhütler iklim krizine karşı eyleme geçilmesinin sektör tarafından öncelik haline getirmesini hedefliyor. Nereden başlayacağını bilmeyenler ve yeterli kaynağı olmayanlar içinse kılavuzlar ve bazı sektör örgütlerinin oluşturduğu çeşitli araçlar var. İngiliz Yayıncılar Birliği bu konuda aktif çalışan kuruluşlardan, üyelerine sürdürülebilirlik konusunda destek vermek amacıyla özel bir karbon hesaplama aracı oluşturdu. Birliğin talebi üzerine geliştirilen bu araç, kullanan yayın evinin farklı departmanlarındaki sera gazı salımını ve doğrudan ve dolaylı etkilerini takip edebilecek. Böylece bu araçtan yararlanan yayın evleri faaliyetlerini sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilecek ve yapılması gerekenleri daha net görebilecek. Aktif çalışma yürüten bir başka kuruluş Fransız Yayıncılar Birliği. Çevre ve Üretim adlı özel bir çalışma komitesi oluşturan bu birlik, kitap yayıncılığının daha sürdürülebilir ve çevre dostu olması için bir iyi örnekler kılavuzu yayımladı. Kılavuzda yayıncılık değer zincirinin her paydaşının kendi operasyonlarını çevresel faktörler açısından değerlendirebileceği bilgiler yer alıyor. Son bir örnek olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yani WIPO'nun Yeşil WIPO adlı çevrim içi platformunu sayabiliriz. Bu platform çevre dostu teknolojileri sunanları ve bu teknolojilerden yararlanmak isteyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform bu yıl Mısır'da düzenlenen ve kısa adı COP27 olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda da yer aldı ve Yeşil Teknolojiler kitabını tanıttı. Bu kitap özellikle gelişmekte olan ülkelerde iklim krizinin etkilerine karşı kırılganlığı azaltmak ve direnci artırmak için mevcut ve geliştirilmekte olan teknolojilerden bahsediyor. İklim krizi karşısında tüm sektörler gibi yayıncılık sektörü de kendi payına düşenleri dikkate alarak bazı değişimleri hayata geçirmeli. Bu bağlamda İPA ve Türkiye Yayıncılar Birliği gibi yapılar içindeki çalışmalar, özellikle iklim kriziyle mücadele gibi küresel olarak acil konularda ulusal ve uluslararası politika belirleyicilere, yayıncılık sektörünün attığı adımları, kolektif ve bilinçli çabasını ve konuya verdiği önemi somut olarak gösteriyor. Sektörün kendi üzerine düşenleri imkanları dahilinde yaptığını, imkanları genişletilirse daha fazlasını da yapabileceğini ortaya koyuyor. Uluslararası Yayıncılık Platformu'nda özellikle söz edilen önemli bir noktayı tekrar etmek ve vurgulamak isteriz. Tüm dünyada sektörümüzün yaşadığı pek çok zorluğa rağmen iklim kriziyle mücadeleye öncelik vermez ve şimdi kendimiz harekete geçmezsek bu krizin artan etkilerinin oluşturacağı koşullar nedeniyle birkaç yıl içinde mecburen harekete geçmemiz gerekecek. Ancak hem geç kalmış olacağız hem de neden daha erken davranmadığımıza dair haklı şekilde sorgulanacağız. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak yayıncılığın iklim kriziyle mücadelesinde bilgi paylaşımıyla başladığımız çalışmalara tüm paydaşlarımızla birlikte sektör olarak yapabileceklerimizi değerlendirip üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak devam etmeyi
önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz.